İşte gördüğün gibi her şey aynı. Değişen bir şey yok. Ayşe teyze de olmasaydı sıkıntıdan patlardım herhalde. Nurgül. Geçen sabah kahvaltıya davet ettiler. Osman amcanın tavuğu kaçmış. Nurgül. Aradı taradı yok. Adını da Çilli mi ne koymuş? Çilli aşağı, Çilli yukarı, Çilli aşağı, Çilli yukarı. Gönül'le ne konuştuğumuzu sormayacak mısın? Çocuklar için bir araya geleceksiniz herhalde. Gelmeyeceğiz. Gönül geçen hafta evlendi zaten. Öyle mi? Neden daha önce söylemedin? Baştan beridir biliyordun o zaman. Yani. Aa, barışmak için gittin değil mi? Ondan sonra. Hayır. Bana pek öyle gelmedi. Yani üzülmüşsün belli. Ya yok öyle bir şey değil yani. Gönül'ün evlenmesi... Yani hayal kırıklığı gibi de değil. Ne bileyim başka bir şey. Ya tamam bana bir açıklama yapmak falan zorunda değilsin. Ben sadece ne düşündüğümü bilmeni istedim o kadar. İstiyorsun da bir şey anlatıyor musun ki? Yani sadece gönül meselesi de değil. Ne zaman sana bir şey sorsam sürekli geçiştiriyorsun. Ya neyse boş ver. Ben bu akşam İstanbul'a dönüyorum biliyorsun. Yani şey diyeceğim. İstersen, yani eğer sen de gelmek istersen sana da bu akşam bilet alalım. Neden? Neden? Çünkü yani burada biz beraber kalıyorduk zaten. Yani? Güven de İstanbul'da. Burada tek başına ne yapacaksın ki? Metin. Sen işe geri dönünce Aysel'le konuştum. Aysel? Antalya'da bir arkadaşım var demiştim ya. Ha evet. Ona gideceğim. Gelmeyeceksin yani. Gönül evlenmeseydi yine de çağırır mıydın beni? Ya Nurgül ne alakası var ya? Sen ne demek istediğini gayet iyi biliyorsun. Gel dedim zaten sana. Şimdi İstanbul'da polis evinde kalıyorum ama yani uygun bir eve geçeceğim yakın zamanda. Metin, sen git ya. Gerçekten git. Beni düşünme. Of ya. Nurgül ben seni aslında çok... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.